Sevgili izleyicilerimiz, şu an sahipsiz mağaranın önündeyiz. Sahipsiz diyorum, hakikaten sahipsiz yani. Mühürlü şu anda, kapı kilitli. Ankara'dan gelen bir misafirsi tanıyalım. Adem Bilgin. Evet. Ben Ankara'dan geliyorum. İşte kızım, eşimle beraber böyle Safranbolu'yu falan gezmek istedik. Oraları gezerken biz buraya da gelelim dedik. Burayı da ziyaret edelim dedik gelmişken. Da geldik. Bugün kötü bir sürprizle karşılaştık. Evet. Geldik. Hı. Arkadaşlar dediler, çalışanlar, birisi herhalde içeride bir düşmüş, ayağını mı burkmuş mu, düşmüş mü, ne olduğunu tabii bilmiyoruz da arkadaşlardan duyduğumuz kadarıyla. Bundan dolayı da ikinci bir vaka olmasın diye, başka bir kaza bela olmasın diye herhalde valilik emriyle kapatıldığını söylediler. Biz de böyle bir şanssız ana denk geldik. İnşallah en kısa zamanda ilgili birimler nereyse çalışırlar. Yine eskiki durumuna getirirler. Milletimize de hayırlı uğurlu olur. Gelenler de geriye boş dönmez diyoruz. Biz Kasım'dan gelen biziz zaten. Ha, daha önce gördünüz mü? Hayır, gelme. İlk defa geliyorum. İlk defa görecektik. Evet, ilk defa görecektik ama nasip olmadı. İnşallah başka sefer artık. Neyse, açılır yakında inşallah. Açılacaktır bu böyle ilerleyen. Bilemiyorum. Ne zaman açılırsa. Ne diyeyim, merak ettik, çıktık geldik gezmeye ama maalesef geri döndük, gidiyoruz. Evet, çok merak ediyordunuz değil mi? Evet, aslında asıl benim merakımla gelmiştik buraya. Ben kendim mimarım, bu tarz yerleri gezmeyi çok seviyorum. Mimarlık öğrencisi misiniz, mimar mı? Bitirdim artık, mimarım evet. Ve ne yazık ki gezemedik, o yüzden geri döneceğiz. Umarım başka zaman artık. İnşallah. Mühür yakında çözülür, merak etmeyin. İnşallah. Bizim biraz da şansımız yok herhalde. Zamanın birisinde biz Güneydoğu gezisine gittik. Oraya gittiğimizde Mardin Kalesi'nde bir tadilat vardı. Gezemedik, kale için gittik. Urfa'ya gittik, Göbekli Tepe ziyarete kapalıydı. Oradan Antep'e geçtik. Antep'te Zeyoğlu'na Cevat, soyadım Şahin benim. Sevgili izleyicilerimiz, mağaranın kapatılma nedenini bulduk. Cevat Bey'in şanssız uğursuzluk demeyelim. Ya nereye gitsen? Biz de 3 gündür bunu düşünüyorduk. İnanın, niye kapatıldı diye. Ne oldu? Sıkıntı yok. Suçlu buldunuz. Süper ya. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Evet, her gelen bir hayal kırıklığına uğruyor. Az önce Bitlis plakalı bir araç geldi. 5 kişi indi. Mağaraya geldik dediler. Onlar şimdi bir hayal kırıklığı yaşıyor. Siz de mağaraya geldiniz ama kapalı. Sizi tanıyalım önce. Adım Fatih. Ankara'dan geldim. Üniversite öğrencisiyim. Bu mağarayı çok duymuştum. Gerek bu bölgenin doğası olsun, gerek mağaranın içerisi yapıları olsun. Zaten Türkiye'nin en büyük mağaralarından bir tanesi. Evet. Aslında çok büyük potansiyel olan bir yer. Çok kişi de ziyaret etmiş bildiğim kadarıyla burayı. Geldik, çok merak içinde uyandık, sabah hazırlandık burası için. Özellikle geldik, hayal kırıklığına uğradık. Gerçekten kardeşim, arkadaşlarım hepsi üzüldüler. Buraya gelen tüm misafirlerin yüzündeki hayal kırıklığını gördük. Hepsi büyük merak içerisinde gelmişlerdi. Ama gerçekten sonuç hüsran oldu hepimiz için. Mağara kapalı. Daha önce gördünüz mü mağarayı? Tamam, daha önce çok gördüm mağarayı da. Mağara çok güzel, çok hoşumuza gidiyor. Şimdi bunu arkadaşlarımız Kars'tan geldi. Kars'tan? Aynen, Kars'tan geldi. Polis adayları. Gelin bakayım, gelin. Biz gençler. Biz mağaraya gezmek amaçlı geldik ama sizden öğrendik kapalı olduğunu. Valla çok da üzüldük tabii. Mağarayı çok seviyorum çünkü. Evet, ülkemizin gelecekteki kahramanları. Gelin bakayım, hoş geldiniz. Sizi tanıyalım. Teşekkür ederim. Okan Taş. Biz de işte geldik buraya. Polislik eğitimi için geldik. Buraya Karabük'e Pomem'e mi geldik? Aynen. Hayırlı olsun. Buraya işte bir mağarayı gezmeye geldik. O da kapalıymış. Üzüldük gerçekten. Yani en azından bir görmüş i̇nşallah olurduk. İnşallah yakın zamanda açtınız. İnşallah. Size başarılar. Çok teşekkür ederim. Vallahi inşallah bütün yetkililere bile sesleniyoruz. Açsınlar mağaramızı. Yani ben kendim burada oturuyorum. Karşıdan gelen misafirlerimi gezdiriyorum. Vallahi üzüldüm yani. Evet sevgili izleyicilerimiz. Dün bu mağaraya en az 1500-2000 dolayında araç gelip hayal kırıklığına uğrayarak geri dönmüş. Bugün de biz buradayız, pazar günlerden. Geliyorlar gidiyorlar, birçok konu konuşmuyor. İlk geldiğimizde burada 15-20 araba vardı. Sürekli gelen giden, inşallah bu mühür en kısa zamanda açılır. Ankara'dan gelen bir misafirimiz. Evet, Ankara'dan buraya ziyarete gelmiştik ama o da olmadı. Mağara mühürlü. Mağara mühürlü. Diyecek bir şey bulamıyorum yani. İlk, siz gördünüz mü mağarayı daha önce? Merak ediyordunuz değil mi? Şans eseri ilk defa ailecenek bir tatile çıktık ve şans eseri bir mağarayı gezelim dedik. Çocuklarım... Lezzet değilmiş.
Keşke mühürlü olmasaydı değil mi? Aynen öyle. Keşke mühürlü olmasaydı yani. Bu tür yerler mühürlendikten sonra biz nerelere gideceğiz? Türkiye'mizin cennet yerlerini gezmedikten sonra. Çok doğru söylüyorsun. En güzel özeti yaptı hanımefendi. Sizi tanıyalım. Güzel. Sevda Doğan. Evet, Sevda Hanım dedi ki Türkiye'nin bu cennet güzelliklerini göremedikten sonra ne yapacağız dedi ya. Yani. Çok yazık. Birçok gelenler var. Biz hayran kaldık buraya gelene kadar ormanın içinden derinliklerinden geldik. Biz hayran kaldık Türkiye vatandaşı olarak. Artık dışarıdan gelenler düşünemiyorum. Sevgili izleyicilerimiz, mağarayı son 5 yıldan bu yana işleten Bahçeci ailesinden Hacı Bey ile birlikteyiz. Ben abiniz Nurettin Bey'i tanıyorum. Sizinle de bugün tanışmış olduk. Hacı Bey, burada bir hakikaten 2-3 gündür bir dram yaşanıyor. Dün binlerce kişi geldi, geri döndü. Bugün yine biz tanık oluyoruz. Yüzlerce kişi geliyor ve geri dönüyor. Nedir buradaki durumu? Buranın son 5 yıldır işletmecisi olarak sizden dinleyelim. Buyurun. Yaklaşık 5 yıldır işletme müdürlüğü olarak burada görev yapmaktayım. Galaxy Basın Yayın adına. 5 yıl sonra sözleşmemiz bittikten sonra Özel İdare'de kendi istifiyatını kullanarak sözleşmesini feshedip Milli Emlak İstimlak Müdürlüğü'ne devretti. Milli Emlak İstimlak Müdürlüğü de birçok kuruma yazı yazmak zorunda kaldı. İşte bu mağarayı teslim alın diye. Biz de Milli Emlak Müdürlüğü'nden rica ettik. Muhatabımız kimse, gidip ecrimisilimizi yatıralım. İhale gününe kadar burayı açık tutalım. İhale gününden sonra da kime nasip olursa o kurum veya o firma işletsin ama kapalı tutmayalım. 18 Eylül 2020 itibariyle de şurası mağara halen faaliyet göstermekteyiz. Faaliyetlerimizin içerisinde herhangi bir sıkıntı olmadı. 15 Temmuz günü ufak bir kaza yaşandı. Bahadır Öztürk diye bir rehber arkadaşımız ufak bir sendelemeden dolayı hastaneye kaldırdık. Şimdi de ise hastaneden taburcu edildi. Yürüyerek evine kadar gitti. Kendisine tekrar geçmiş olsun diyoruz. Şimdi biz 3 gündür mağaramız kapalı. Gelen giden insanlara, misafirlerimize gerçekten zorluk içerisinde cevap verebiliyoruz. Neden kapalı olduğunu anlatmaya ta kadar zorluk çekiyoruz. Pazartesi günü bir toplantı olacağını duyduk. En kısa zamanda Vali Bey'in bu işte herhangi bir kuruma teslim etmesini bekliyoruz. İlle de biz değil de kurum gelip burayı kapalı tutmadan kendi ekibiyle çalıştırmaya devam etsinler. En azından gelen giden misafirlerimiz mağdur olmasın. Safranbolu turizmine sekte vurmayalım. Çünkü Safranbolu mağara, cam teras ve eski çarşıyla tanınıyor. Evet. Bu üç noktadan birinin ayağı kesilirse diğer ikisi çok da önem arz etmez. Bizim amacımız Karabük'teki Safranbolu ilçemizdeki esnafların bir bütün olarak zarar görmemesi, sendelenmemesi. Dediğim gibi pazartesi günkü toplantıdan sonra inşallah olumlu bir sonuç çıkar. Bizler de rahatlarız. Gelen misafirlerimize mağdur olmaz. Bir an önce sonuçlanmasını ve artık kurumun bir sahibi, yani mağaranın bir sahibinin olmasını bekliyoruz. Evet, İnşallah da olur. Çok doğru söylediniz. Bizim işletmemiz şart değil ama bura mühürlü kapalı kalmasın. Kalmasın. Kurum kendisi mi işletir, hızlı bir şekilde ihale çıkartır. İhalede tabii bir yarıştır. Kazanan firma gelir. Evet. A firma olmaz, B firma olur. Ama burası kapalı kalması hiç de doğru bir şey değil. Yılda 1 milyon turist ağırlayan Safranbolu böyle bir... Buraya tahminen yılda kaç kişi geliyor? Tahminen bu mağaraya. Ortalama 80 bin civarını 2019'da yakaladık. Ama pandemi döneminden sonra bu sayı düştü. Evet. Yani ortalama 80-100 bin kişi ağırlanabilir. Eğer bu yol çift şeritli olursa, otobüsler yan yana gitmeyi başarırsa bu rakam 200 bin, 300 bin de bulabilir. Yani Bulak mağarasına gelen yol, biz daha önceki acente firmalarını çağırdığımızda, burada bir yemek programı düzenlediğimizde acente firmalarının tek söylediği şey şuydu: bu yolda iki tane otobüs yan yana geçemez, biz de size çok fazla büyük otobüs gönderemeyiz. Başka bir sıkıntı daha ortaya çıktı. Gerçekten Almanya'dan gelen misafirlerimiz vardı. Onlar da söyledi ya, bu kadar dar yol olur mu diye. Evet. Halbuki genişleyebilir. O da ayrı bir sıkıntı. Sevgili izleyicilerimiz, Bulak Menciliz Mağarası, Türkiye'nin dördüncü büyük mağarası diyoruz ama aslında bilinen bunu 10 kilometreye yakın derinliği 6042 var. 6042 ama daha da ileri gittiği söyleniyor. 6 kilometre de az bir kilometre değil sevgili izleyiciler. Çok büyük bir mağara ve gerçekten dikit ve sarkıtlarıyla muhteşem bir mağara. Şu anda kapısında mühürlü şekilde duruyor ve her dakika başı insanlar geliyor, hayal kırıklığıyla geri dönüyor. Biz de buradan ilgililere bir an önce bu mühürün sökülmesini, Hacı Bey'in dediği gibi illa size vermiyorlarsa bile, ki devlet
kurumları birisi açsın. Mesela Zonguldak'ta özel idare yapıyorlar. Özel idare kendisi çalıştırıyor. Kristal Cam Teras'ta da aynı şekilde özel idare kendisi çalıştırıyor. Evet, onun kendi memurları. Evet, burada çalıştırsın. Milli emlaksa milli emlak, tabiat varlıklarıysa tabiat varlıklarının görevlileri gelsin, kapıyı açık tutsunlar, kendileri çalıştırsınlar. Ya da ihale yapsınlar. Ya da ihale yapsınlar ama ihale gününe kadar da kapalı tutmasınlar. Ya gerçekten dramatik bir durum. İnsanlar geliyor, hayretler içinde mağara kapalı denildiğinde böyle bir büyük bir üzüntü yaşıyor ve hayal kırıklığıyla geri dönüyor. Hakikaten bir bu şehirde 35-40 yıllık gazetecilik yapan, bu mağaranın açıldığı günlerdeki heyecanı yaşayan, bu mağarayı ulusal basında yıllardan bu yana tanıtan, kendi televizyonumuzda tanıtan bir gazeteci olarak gerçekten samimi olarak söylüyorum, çok çok üzgünüm. Çok dramatik bir durum. Son yıllarda birkaç yıldır, 2-3 yıldır hep söylüyorum bu şehirde bir sahipsizlik yaşanıyor diye. Şekil A, daha ne diyelim ya, Şekil A işte. Yozgat'tan mağarayı görmek istiyoruz ama kapalı. Mağara seviyorsunuz değil mi? Doğru evet, gibi. Evet, tarih özellikle. Mağara ile ilgili bilgi aldınız mı? Çok ya internet üzerinden evet, özellikle görmeniz gereken yerlerden bir tanesi ama maalesef şu an kapalı olduğu için ziyaret edemiyoruz. Ailenizle geldiniz evet, değil mi? Onlar ailenizle. Da üzüldüler. Buyurun evet. Sizi de tanıyalım, gelin. Gel Ali'ciğim, ya siz de gelin beraber. Hayal kırıklığı yaşadınız. Yani evet, oğlum ağladı hatta, ben mağaraya girmek istiyorum diyerekten. O ağlama şeyi belli zaten. Çok üzüldüm yavrum. Yani üzüldüm ama ağlayan ben değilim. Ağlayanı bırakın, gel ağlayan ya. Sen niye ağladın bakayım? Mağarayı göremediğin için mi? Aslında ben en çok Söğüt'ü seviyorum. Yani böyle kuleyi seviyorum. Evet. Mağara için ağladın mı sen? Yok. Evet, ya biz de üzgünüz ama bir iki gün içinde soruna bir çare bulacağını umuyoruz ama sizin için iş işten geçmiş evet. Olacak. İzmir, Yozgat ve burasıydı. Yani evet, İzmir'den. Uzun yollardan geldik ama maalesef. Evet. Demek ki kısmet değilmiş, bizi buldu ya. Bu da maalesef. Evet, kapalı mağaraya sadece Türkiye içinden değil, Avrupa'daki Türklerden de gelen oluyor. Hollanda'dan geldiğini söylediniz, evet, tanıyalım. Benim adım İbrahim Bağcı. Hollanda Tilburg'dan geliyorum. Böyle turistik yerlere geldiğimiz zaman kapalı olduğunda çok üzülüyoruz. Buradan önce de İstanbul'a gittik. İstanbul'da da bazı yerler restorasyon dolayısıyla kapalı olduğu için yani girdik de fazla tam göreceğimiz yerleri göremedik. Tam ihtişamlı olan mesela Sultanahmet. Ondan sonra Rumeli Hisarı. Bu mağaraya yolunuz nereden düştü? Bu mağaraya da yolumuz işte benim birader buralarda kaldığı için. Çaycuma'da kaldığı için böyle yerler var dedi. Biz de bir gidelim görelim dedik. Maalesef geldiğimizde kapalı gördük. Yani böyle yerleri Turizm Bakanlığı ilgileniyor. Kim ilgileniyorsa artık. O şekilde hani bir kaza oldu diye devamlı kapatmamak lazım. İnsanlar gelip görebilir. O evet. Tedbirler tekrar alınabilir yani. Evet. O yüzden böyle şeyler daha önceden şu an internet her yerde var. Aile de vardı galiba. Hanımlar üzüldüler değil mi az önce? Evet, benim hanım mesela özellikle görmek istiyordu. Ondan sonra benim çocuklar özellikle görmek istiyordu. Onlar da bayağı şey oldular yani. O kadar size duydunuz, o kadar yolu boşuna mı geldik dediler. Evet. Olmasaydı ama oluyor işte. Böyle üzücü keşke şeyler. Olmasaydı. Ha, keşke olmasaydı. Teşekkür ederim. Bir şey sağ değil. Sağ olun, siz de sağ olun. Sağ olun. Evet, siz de ailenizle geldiniz. Evet, İstanbul'dan geldik bayram tatili için. Tabi Bulak Mağarası'nı görmeden Karabük'ü, Safranbolu'yu tam görmüş olmuyoruz. O yüzden de buraya kadar geldik ama kapalı dediler. Siz neresiniz aslen? Aslen Sivaslıyız ama İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Buralara gidip geliyoruz sürekli, akrabalar da var. Bulak Mağarası'nda arkadaşlarımız da çok merak etti. Biz de ailece gezelim dedik. Çocuklar da çok heveslendi. Evet, hep bak. Beraber bir görelim dedik. Alsın Ali'ciğim bak böyle insanlar. İnsan gelip gidiyor. Büyük, Hollanda'dan gelmiş bak aile. Evet. Gelen geri gidiyor maalesef. Üzüntüyle geri gidiyor. Maalesef. En azından kapalı olduğunu bilseydik belki gelmezdik de hiç öyle bir şey de göremedik. Evet. Buraya kadar çıkmış olduk. Kardeşimiz çekiyor. YB61. 61 olunca Trabzon'un olduğu belli zaten. Evet, gelsen Kiren Almanya.
Sevgili kardeşim geldiniz. Babanız mı? Babanız, evet. Mağara şu an mühürlü. Mağara mühürlü. Bizim de kısmetimize böyle denk geldi işte. Gezelim dedik. Çok güzel de bir mağara. Almanya'dan geldik, evet. Kendisi de bu konuda Karabük ön plandadır, mağarasıyla meşhurdur. Evet. Ama maalesef yapacak bir şey yok, hayırlısı. Evet. Büyük bir hüzün bizim için. İnşallah bakalım, arkadaşlarımız, biz uğraşıyoruz, sayın yetkililerle de görüşüyoruz. Sizi tanıyalım. Siz babalarsınız galiba. Ben Yıldır Abi Bayram, Gezgenşen'den. Trabzonlusunuz, plakadan belli. Trabzonluyuz, evet. Yola çıktık. Büyük bir Sıla yolundan geliyoruz. Gelirken de böyle memleketi karış karış geçelim, gezelim diye uğraşıyoruz. Şu an siz Almanya'dan gelip Trabzon'a doğru gidiyorsunuz. Aynen. Değil mi? Bursa'ya uğradık. Bursa'dan evet. Sonra işte burada akraba, hem ziyaret hem biraz gezme. Evet. Buraya geldik. Burası da maalesef nasibimizde yokmuş. Kapalıymış, mühürlüymüş. Üzüldük. Size birer çay ikram edelim. Çaylar bizden. Ondan yani sonra bir teselli çay içeriz. Belki yetkililerle görüşüyoruz. Valimiz, milletvekillerimiz, il özel idaresi, onlarla görüşüyoruz. Belki açılma ihtimali var. Buyurun bir İnşallah, çay içelim. Hayır. Evet, Almanya'dan gelen misafirlerimiz var, sizi tanıyalım. Ben Tuğba Gençarslan, Gelsenkirchen'e geliyoruz, Almanya'dan. Mağara şu anda kapalı maalesef, mühürlü. Öyleymiş, duyduk gurbetçilerde. Zaten dün kalan iki kişiden sonra biraz tereddütümüz vardı yani, girsek mi girmesek mi diye, ama evet. En azından bu sıcak havada bir serinleyelim dedik yani şöyle. Ya mağaranın normal gezilen bölümünde herhangi bir en küçük bir tehlike yok. O tehlike çok 3500 metre uzakta oldu. Yani normal 400 metresi geziye açık buranın. Şu an mühürlü abi, giremeyeceksiniz. Daha önce siz girmiş miydiniz? Ben hiç girmedim. Eşim girdi. Evet. Ben hiç girmemiştim. Görmek istiyordun ama değil mi? Merak ettim yani, aynı açıkçası. Ama şu an göremiyorsunuz maalesef. Geldik, bayağı bir uzun mesafeden geldik. Hiçbir şekilde zaten yukarılarda falan uyarı da yoktu mağarayla ilgili, kapalı açık diye. Boşu boşuna geldik yani. Herhangi bir tadilat. Çoğu çocuk hayal kırıklığı. Aynen, hepsi burada zaten. Çocuklar da şey. Evet. Bayağı bir uzun yolda geldim yani, İzmir'den geliyorum ben. Mağdur olduk yani. Az önce bütün yazışmaları bana gösterdin. Aylardır gerçekten her kurumla yazışmışsın. Bana başından itibaren bu sözleşme süren bittikten sonra neler yaptın? Bakarak izleyicilerimize buyurun. Şimdi il özel idaresi sözleşmeyi feshettikten sonra biz Milli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'ne devrettik dedikten sonra Milli Emlak ve İstimlak Müdürlüğü'nden başlayarak hepsini gezdim. Bunlar da ormana biz tescil yapacağız dediler. Orman işletmeye gittim, biz böyle bir yeri tescil edemeyiz dediler. Milli parklara yönlendirdiler. Milli parklar, burası tabiat parkı olmadığı için biz burayı milli park ilan edemeyiz dediler. Daha sonra tabiat varlıkları. Tabiat varlıkları da aynı şekilde bir cevap verdi. Tabiat varlığı ilan edersek, tabiat varlığı aynı zamanda koruma anlamına gelir ki bu da mağaranın kapanışı anlamına gelir. Yani yaklaşık 9,5 aydır o kuruma gönderiyor ve ben de kurumlar arası gezip muhatap arıyorum. Kiramı ödeyecek bir kurum bulamıyorum. Veya benim yani işlettiğim bu 9,5 ay içerisindeki işgalci paramı nereye ödeyeceğimi onu da bilmiyorum. Ve önümüzde gördüğünüz gibi hemen hemen her kurumla yazışmalarımız devam etmiş. Ve her kurumdan aldığımız cevaplar da aynı şekil hakeza. Siz 20-25 yıldan bu yana açık olan bu mağarayı aynı zamanda 9,5 aydır açık tutuyorsunuz ama işgalci konumda. İşgalciyim. Evet, doğrudur. İşgalciyim. Evet. İşgal bedeli neyse onu da ödemeye hazırım. Çünkü evet. Safranbolu turizmine sekte vurulmasını istemediğimden dolayı cezayı kabul ede açtım. Peki siz işgalci olarak bu bir gün değil, iki gün değil, dokuz gün değil, dokuz buçuk hafta ay. Değil, dokuz buçuk aydan bu yana
işgalci olarak herhangi bir yetkili buradan çık diye size herhangi bir şey yaptı mı? Şu ana kadar hayır. Hayır. Bu olay olmasaydı belki halen yoktu. Bu talihsiz, talihsiz olay olmasaydı belki o da olmayacaktı. Evet. Çözüm ne sizce? Özet olarak çözüm nedir? Çözüm bir kurumun burnu hemen acilen sahiplenmesi lazım mağarayı. Yani bu çevre şehirciliğin herhangi bir birimi olabilir. Orman işletme olabilir. Yani bir kurum hemen acilen burayı sahiplenip ya ihaleye ya kendileri gelip çalıştırıp ihale gününe, çünkü ihale mevzuatı biraz uzun sürebilir. Evet. Turizme, yani mağara kaparmadan belli bir süre kendileri de çalıştırabilir. Veya bize halen işgalci olarak devam edin. Evet. İhale gününde ihaleye giren, yarışan kazanır desturuyla bunu da diyebilirler. Veya kendi memurunu gönderip... Peki 25 senedir burası nasıl çalışıyormuş? 25 yıldır burası hep aktif ve hiçbir zaman kapanmadı. Peki nasıl? Yani yöntem nerenin? Yöntem belirli aşamalarda kendileri çalıştırmış. Daha sonra... kendileri derken kim? İlk Milli Emlak herhalde, yanlış değilsem, çalıştırmış. Sonra özel idare bir yıl kadar çalıştıktan sonra ihale edip... bizden önce iki ihale dönemi geçmiş. Yani beşer yıl arayla. Evet. Üçüncü şahıs biziz, yani firma olarak. Yaklaşık 5 yıldır da biz işletiyoruz. Evet, ama son 9,5 ayı da gayri resmi işletiyoruz. Evet, sonuç olarak sevgili izleyiciler, burada aylardan bu yana işletmeci, sizin adınız Galaxy değil mi? Galaxy Basın Yayın. Galaxy firması böyle aylardan bu yana yazışmadığı kurum kalmamış. Burası Karabük Özel İdaresi, Özel İdare Çevre Şehircilik Müdürlüğü. Bak Ali'ciğim, Çevre Şehircilik Müdürlüğü. Başka nereler var? Milli parklar, tabiat parkları. Milli parklar, tabiat parkları, orman, şekiller, şemaller. Burada ne o? Esir alanına çevirdiğimiz. He, krokiler, ondan sonra klasörler, böyle evrak içinde sonuç gelinen nokta, Ali'ciğim, gelinen nokta mağaranın kapısına mühür vurmakta çare bulunmuş. Az önce Sayın Valimizle bir telefon görüşmesi yaptım. İki milletvekilimizi aradım, iktidar milletvekillerini. Akşam da diğer Memleket Partisi milletvekiliyle konuştuk. Üzüldüm falan dedi Sayın Avni Aksoy. Safranbolu Turizm adına kötü bir şey dedi. Milletvekilimiz Niyazi Güneş bir olaylar olduğunun farkında ama detaylarını benden öğrendi. Sayın Cumhur Ünal da keza öyle. Sayın Valimiz konuya son derece vakıf. Orada bir karışık işler var Mehmet Bey. Onları bu hafta içinde halledip inşallah o mühürü açacağız, yeniden turizme kazandıracağız orayı dedi. Arıyoruz her yeri. Şunu da söyleyeyim. Gerçekten dramatik bir olay yaşanıyor Safranbolu'da. Ben bu mağaranın ilk Karabük il olduğunda Sayın Valimiz ve ondan sonraki valilerimizle büyük bir heyecanla buranın açılmasını, işte ışıklandırılmasını, turizme açıldığı yıllarda ulusal basına kampanyalarla duyurduğumuz günleri biliyorum. İsim vermeyeyim, eski valilerimizden çok değerli bir valimiz ama çok değerli bir valimiz geçen gün bir mesaj atmış bana. Mehmet Bey, yayınlarınızda gördüm, Bulak Menciz mağarası kapanmış. Gerçekten çok üzüldüm, bizim de çok emeğimiz geçti. İnşallah sorun bir an önce çözülür diye bir mesaj atmış bir eski sayın valimiz. Şu anda konu Türkiye gündemine de geldi. 2 saattir sevgili izleyicilerimiz buradayım. En az abartmasız konuşuyorum, 100 dolayında araç. 400-500 dolayında insan geri döndü. Geri dönen insanlar arasında içimin parçalandığı çoluk çocuk, kadınlar, Hollanda'dan, Almanya'dan gelen, Yozgat'tan, İzmir'den, İstanbul'dan, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen insanlar vardı. Ayıptır, günahtır, yazıktır. Köklü bir çözüm bulunmasını buradan rica ediyorum. Son olarak siz ne söylemek istersiniz? Bir an önce çözüme ulaşmasını, yani Safranbolu'nun ve Karabük'ün daha fazla zarar görmemesi için çok çabuk bir şekilde çözüme ulaşmasını temenni ediyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah ilgililer de bu konuda bir an önce hızlı bir adım atar. Evet, bir de şu var ya sevgili izleyicilerimiz. Burası Safranbolu'ya 10 dakika, Karabük'e 20 dakika mesafede. Safranbolu'ya 10 dakika en fazla yok ama biz 10 dakika diyelim. Karabük'e de 20 dakika. Burada bir sorun yaşanıyor. Yüzlerce, binlerce insan bu mağaranın kapısından dönüyor. Herhangi bir mühürcüler dışında başka bir yetkili geldi mi 2-3 gündür buraya? Hayır. 15 Temmuz'da sadece mühür vurulması için 3 memur geldi, özel idareye ait.
mühürlendikten sonra bir daha kimse... Demin bir arkadaş durdu. Mühürlerken biraz gülüşmeler falan olmuş. Yani alaycı bir gülüşme yapıldı orada. Alaycı bir tavırla o gülüş pek böyle şey değildi. Belki yani, de Aziz Nesin'lik bir olay diye gülüş olabilir. Ben etmedim. Kolluk kuvvetlerinde beraber getirmişlerdi ama sadece yol gösterdim. Mühürünüzü vurun dedim. Benden bir de anahtar yani bir kilit istediler. Ya gel mühürlediğin yere kilit getiremedin mi dedim. Güldüm. Ama çok ilginç ki böyle hani alaycı bir gülüş olduğunu hemen hemen yanındaki tüm herkes gördü. Evet. Ayıptır, günahtır, yazıktır diye bitiriyoruz sevgili izleyicilerimiz.